İyi akşamlar sayın seyirciler, Alanya Spor 1-0 önde evinde oynadığı maçta Beşiktaş karşısında gol 32. dakikada Junior Fernandez'ten geldi, golün pası da Onur'dan Junior Fernandez tabiri caizse Gökhan Gönül'ün üstünden çok rahat bir kafa vuruşu şansı buldu ve arka direkte kendisine gelen Onur'un güzel ortasında topu ağlarla buluştururken fazla zorlanmadı. 1-0'lık skor... E, enteresandır ev sahibi takımın ilk 45 dakikada rakip kaleyi tutan e, tek şutu da Junior Fernandez'in bu kafa şutu oldu İşte o şutla top ağlarla buluştu ve 1-0 Alanya Spor önde e, hocam ne diyorsunuz ilk 45 dakika için iki şut çekti zaten Alanya Spor e, 8 şut da Beşiktaş çekti ikisinde isabet sağladı e, toplu oynama oranları hemen hemen aynı 51'e 49. Ee, başarılı pas oranları aynı, pas başarı oranı aynı, ee, sayı aynı. 2 korner Alanya, bir korner Beşiktaş. 10 orta alan yani çok denk bir maç geçiyor gibi ama rakip kaleye daha çok şut çeken Beşiktaş olmuş. Alanya da kaleyi tutan ilk şutunda golü bulmuş. Beşiktaş rakip kaleye gidiyor. Vitaminsiz gidiyor. Alanya rakip kaleye giderken daha tehlikeli gidiyor. Yani Tehditkar bakıyorsun gibi. böyle her an bir halt olabilir. Tamam. Gökhan Gönül'ün üzerinden kafayı vurdu. Fernandez gol yaptı. Aynı Gökhan Gönül bir dakika sonra maçın en ilk yarının en net pozisyonunu yakaladı dışarı attı. Yani evet. iki tane pozisyon var. Gökhan İkisinde Gönül, Gökhan, var. Gökhan, Gönül kalkamadı. Fernandez vurdu. Gökhan Gönül harika gol pozisyonuna girdi. İyi vuramadı gol kaçtı. İkinci yarı ne olur? İlerleyen dakikalarda sanki Alanya biraz daha fazla ayakta kalacakmış gibi geliyor. Çabuk çıkıyor Alanya. Alanya'nın bir özelliği var. Takım olarak çabuk gidiyorlar. Beşiktaş'ta o etkenlik yok. Burak güçsüz. Ne olursa olsun Burak uzun zamandır güçsüz. sebebinin e, Sebebini kendi bilir herhalde ne olacağını. Beşiktaş takımı kopuk kopuk oynuyor. Yani takım olarak oynamıyorlar, kopuk kopuk oynuyorlar. Soldan geliyorlar biraz etkili. Caner ve Enkudu'yla. Enkudu biraz etkili ama Enkudu ceza sahası dışında gücünü kaybediyor. Aslında Enkudu gibi oyuncunun cezaların içine girmesi lazım. Çünkü her an penaltı kazandırabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu. Enkudu'yu Beşiktaş takımı daha fazla ceza cezaların içinde kullanmalı. Ama tabii Canel de oradan geliyor. E, Canel dönemezse ne oluyor? Yani şimdi Canel'in hücumu iyi, Gökhan'ın da hücumu iyi. Tamam da peki defansta ne olacak? Defansta nasıl? Da? Mesela Sisse'yi fazla görmedik. Evet ama Fernandez bayağı bir yıprattı Beşiktaş'ı. Bayağı Sisse. Ama Sisse ne yapıyor? Sisse de çift stoperle oynuyor. Yani Sisse'nin vazifesi şey, kiralık katil. Yani gezdiriyor. Çift stoperler bırakamıyorlar onu. Dikkat et. Evet, abi. Birli ikili, ikili kontrol abi. ediyor. Her an tehlikeli bir oyuncu. Öyle olunca Fernandez boşta kalıyor. Şeyin Yunanlıları da iyi. Bir de ufak bizim topçu da çok iyi. Kuvvetli. Efe mı? Diyorsun? Efe Can müthiş. Müthiş kuvvetli bir adam ve iki ayağıyla çok iyi işler yapan bir adam. Çok ters bir adam. Yani defans için çok tehlikeli bir adam. Her an her şeyi yapabiliyor. Bakalım göreceğiz. Değişik bir maçı izleyeceğiz. Ama Böyle biter mi? Böyle zor biter maç. Yani gol olur gibi geliyor. Evet Hiç sevgili taraftan. seyirciler. Erman Toroğlu'nun da vurguladığı gibi maçta aslında iki tane çok önemli pozisyon var. Birisi Alliance Spor'un gol bul bulduğu pozisyon. Pek çok kişiye göre Türk futbol tarihinin en önemli sağ Gökhan Gönül'ün üzerinden vurdurttuğu rahat kafa vuran Fernandes'in de topu ağlarla buluşturduğu pozisyon. Ve bu pozisyonun hemen sonrasında neredeyse Santra'nın bir dakika sonrasında Gökhan Gönül'ün e, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldığı pozisyon ki zoru başardı. Hani biraz da dibine girdi. Üstten az farklı alta çıktı. Yani bir bir bitmesi ilk 45 dakikanın işten bile değildi hocam. İkinci yarıda daha gol olur diyorsun. Peki yedek Gökhan derden... Gönül iyi bir oyuncu. Bak şimdi Gökhan Gönül iyi bir oyuncu. Hocamda da çok etkili bir adam. Yani topu çok iyi kullanıyor. İyi yerlere orta atıyor. Asist yapıyor. Bırakıyor. Akıllı da bir oyuncu. Fakat hocam kısa boylu bir oyuncu. Gökhan Gönül ne dersen de defans oynadığı zaman forvetlerin arayıp da bulamadığı bir adam. Hocam defans adamı uzun olacak. Ya bazı şeyler var. var. Defans adamı ucu, u, uzun olacak. Ne bileyim Santrafor'un e, hücumcun çabuk adam geçecek. iki taraflı adam geçecekler filan. Bazı şeyler var. Gökhan Gönül dikkat edin çok da fazla gol yedirtmiştir takımla, oynadığı takımlara. Kısa boylu hocam. Çıkıp üzerinden özellikle vuruyorsun. Özellikle Avrupa maçlarında ve e, milli maçlarda ama var öyle Ama hücumda ön direkte mi, ön direkte Alex'ten çok iyi işler yaptılar dikkat et. Aslında kafasını da iyi kullanan bir adam ama boy olarak dezavantaj. Yani 1 maalesef. 1 4 Evet. E, tabii rakibin sol açığı Fernandes olunca Fernandes'te Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül'le bir hava topunda eşleşince arada bir 10 santimetre fark var hocam. Adam zaten iyi sıçrıyor. Zaman ya yani bir de çok tehlikeli ve özel bir oyuncu Fernandez. Hep biz Sise'yi falan konuşuyoruz. Efecan'ı konuşuyoruz. Oynarken Emre Akbaba'yı konuşuyorduk ama bu Fernandez de zaman zaman yedek kalsa da e, hakikaten bence çok yetenekli bir oyuncu. Gezen bir adam. Değişik bir adam. Gezen bir adam. Sağa giriyor, sola giriyor. Savunma yapıyor. İki ayaklarını da kullanıyor. Hava hakimiyeti var. Etkili bir adam. Alanya Spor'un bir şeyi var, bir şekli var. Oynuyorlar ama bugün daha ideal toplarını oynamadılar şu ana kadar. Evet. Yani o eski Alanya Spor gibi değiller. Tabii şu var hocam, lig ilerledikçe tesir ediyor bazı şeyler. Kolay değil, sakatlık, bilmem nesi. Bize gelen topçular da yaşlı oyuncular zaten. Çoğu 30'un üzerindeler. Onun için bazı yerlerde düşme oluyor. Mesela dün Başakşehir seyrettik. Ya. Yani ben illet oldum. 2-0 iken 3 yapması lazım. 2-0 iken 3 3 tane net pozisyon var. 2-0 iken 3'ü yapsa psikolojik olarak rahatlayacaksın. Gol yersem uzar. Demba Baba'ya ne diyorsun hocam? Kendini yeniden bulmuş. Hocam Demba Baba takımını buldu. Kendini değil. Ya yani Beşiktaş'ta bir Demba Baba olsa bak takımını buldu diyorum hocam. Bak. Bazı oyuncular aynı oyuncuyu al başka takıma gör olmaz. Beşiktaş'taki hava şu anda tam değil. Başakşehir'deki Takım olası Beşiktaş'ta yok. Hocam takım olayı farklıdır. Ama hocam bak 8 tane pozisyona girmiş Beşiktaş. Konuşuyoruz Beşiktaş iyi oynadı, kazanamadı, iyi oynadı ama ne yapıyoruz? Bir bakıyoruz böyle kefeye koyduğumuzda Beşiktaş-Trabzon maçı. Düşünsene hocam. Yani tamam Burak Yılmaz Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden birisi. Milli takımın şu an birinci golcüsü ama... Başka adam Beşiktaş'ta, olma, başka adam olmadığı için yani birinci golcü. Şu anda golcü Beşiktaş'ta şu anda. bir golcü eksikliği dikkat çekiyor. Şu anda birinci, başka adam olmadığı için milli takımın birinci golcüsü. Yoksa milli takımın birinci golcüsü de şu anda Burak formda değil. Burak Beşiktaş'a geldi bir ay falan iyiydi, iki ay. Demek İstanbul'un nemli havası yaramıyor buraya. Nemli biraz İstanbul. Nemli hava yaramaz bazı Hocam, insanlar Hocam, kuru havayı sever. Sakatlığın var. etkisinden kurtulamadı. Uzun ben sakatlık... kabul etmiyorum. Hocam futbolcu sakatlanmaz biliyor musun? Bir de yaşta ilerledi. Hocam futbolcu sakatlanmaz. Ya futbolcu sakatlanmaz. Dizin kırılması, kafasının kırılması hariç. Hocam futbolcu sakatlanmaz. Profesyonel futbolcu sakatlanmaz hocam. Bak ne kadar ne, dizden sakatlanır ne kasıktan sakatlanır. Ancak darbeyi yersin bam diye. Böyle de hakem varsa balta hakem. Gördün dördüncü dakikada alan yılı şey ya. Fernandes. Fernandes'in yedi taban inanılır Gülümle gibi. Eşleşti. İnanılır gibi değil ya. Devam ettirdi ya. inanılır gibi değil. Böyle bir taban olur mu ya bir futbolcuya? Lens mi yaptı ya? Gökhan değil, Lens yaptı onu, Lens. Lens yaptı ya. Lens yaptı. Ya inanılır gibi değil ya. Bu nasıl bir şey abi? Ya yani Gökhan Gönül Böyle Lens. Böyle darbe yersen sakatlanabilirsin bak. Gökhan Gönül Lens. Bu çocuk çok demek gitmezdi. ki kendine iyi bakıyor ki sakatlanmadı. Tam yandan evet. yedi ya. Üst baldırı da arkadan. Yani Biraz nasıl yörmez bir karışık gibiydi sanki. Yok abi taban yedi ya. İşte Tam taban. Dizle karışıktı diyorum. Yani evet. dizin civarına bir yere üstüne, geldi. Üstüne. Ama günah ya. Görmedi. Nasıl görmüyorsun abi? Nasıl görmüyorsun? Neyse. Yapacak bir şey yok. Peki bakalım hocam. Hani bir oyuncu değişikliği olur mu dersen ben olabileceği kanaatindeyim. Yani yedeklerde de Umut Nayır var. Boateng var. Boateng'in bir sakatlık nedeniyle bugün 11'de olmadığını belirtelim. Boyd. Tyler Boyd oynuyor onun yerinde. E, ...hakikaten enteresan bir tercih oldu. Ama Herkes ilk başta bir şok geçirdi. Oynayamış... Boyut mu, boğa falan. Bir sakatlığı Ama vardı sakat zaten. Ama sakatlayamayacak, sakat... ...oynayamayacak sakat derecede de sakatsa... Son tamam da yedek kulübesinde niye oturuyor? Ha e şunu düşün, oturtabilir. Ya zaten başkasını getiremezdim seyyahate. Hiç olmazsa o otursun. Gelsin bizden uzaklaşmasın. Mantığı olabilir bir tek. Veya son 20 dakika, yarım saat faydalanır yani, beşik olabilir. Beşiktaş'ın yedeklerine bakalım. Utku Yuva kuran Erdoğan Kaya, Roboşo. Rıdvan, Necip Uysal, Laiç var. Hani Laiç var. Hadi tamam. Boateng sakat. Laiç. hani Laiç de geçen hafta ateşli hastaydı. Eyvallah. Diğer bir var, Umut Nayır var, Boateng var, Güven Yalçın var. Bayağı da forvet oyuncusu var hocam. Baksana Laiç, diye bir Boateng, Umut Nayır, Güven Yalçın. Ha bunların hepsi Bayağı forvet. Bayağı oyuncu var ama gol atamıyorlar. Evet, hepsi toplanıp <laughs> bir gol atamıyorlar ya yani Beşiktaş'ın. Çok kritik haftaları. Hemen son puan cetveli bir ekrana gelsin de ne kadar kritik olduğunu görelim. Alanya Spor için de çok kritik bir maç. E, ligin zirvesini hedefleyen iki takım karşı karşıya geliyor. Alanya Spor bir de aynı şehrin takımı Antalya Spor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde eşleşti. İşte an itibarıyla puan cetveli Alanya Spor eğer bu maçı kazanırsa şu anda da 1-0 öndeler. 42'ye yükselecek ve gözünü zirveye dikecek. Gerçi 3 puan fark olan Trabzonspor arasında 2 maç fark olacak ama tabii ki bunlar psikolojik anlamda önem taşıyan puanlar. Ee, Alınmamış Beşiktaş, puan, puan değildir 40, hocam. Öyle hocam Beşiktaş'ta eğer bu maçtan puansız dönerse 37'de kalacak. Zirvede maç eksikleri mesela Trabzonspor'un 2 maç eksiği var 45 puanda. Yani artık şampiyonluk bir hayal hatta bir mucize olacak hocam. Evet. Yani e, öyle bir maç. Şu anda Alanya'da tanıklık ettiğimiz maç öyle bir maç. Aytemiz Alanya Spor 1 Beşiktaş 0. 37. dakikada. Fernandez'in golü var. E, gözlerimiz ekranda. İkinci yarı başlamak üzere. Acaba bir oyuncu değişikliği olacak mı ki? Beşiktaş maçı alırsa, alırsa Alanya'yı altına alıyor. Hocam ne olursa olsun bak. Şimdi Burak'ı çıkartmak da kolay değil değil mi? Değil. Değil yani. Hani çıkartamazsın. Sakatlanmadıysa. Doğru. Oynatırsın. Beni çıkart demediyse. Evet oynatırsın. İkinci forvete yani. forveti alsan bir dert. Adamlar geliyor. Kanattan da geliyor. Ha tamam sonuç yok. İki şut çekebildiler ama geliyorlar dediğin gibi tehditkar geliyorlar. Öyle bir pas geçse gol pozisyonu olacak. İki tane topta birinde şans eseri Gökhan Gönül'ün topuğuna çarpıp top açılmasa arkada bomboş yine Fernandes vardı hocam. iki oluyordu. İkinci gol şeyi Öyle. İkinci formata aldığın zaman orta sahada ne yapacaksın? İşte onu diyorum. Yani onu alamazsın. E, Boyd ne diyeyim hani bir dinamik bir oyuncu da yani işe yarıyor mu? Lens bilemiyorum. Yani diye bir değil de hani şöyle bir Boateng'in Boyd oynadığı yer zaten o hücumcu bir oyuncu abi. Orta sahaya Boateng dönerek de, oynuyor. ya oynuyor. Boyd'u sağa atıp Lens'i çıkartıp oraya bir içe ya da Durumuna göre Boateng şart sanki. İkinci yarıya da böyle başlamış gibi geliyor bana Sergen Yalçın. Bilmiyorum yani çok mu ukalalık oldu ama ne dersin? Böyle ya konuştuklarımız genelde çıkıyor biliyorsun. Çıkıyor ama bilemezsin ki oyuncuların durumu nasıl şimdi. Bunu en iyi teknik adam orada. İşte Boateng değilse de Laiç diyorum. Daha ne diyeyim? O da ama Laiç'ten de bazı şeylerinden memnun e değilim. Çıkıp bir şey yapsın işte o da yani artık. Aslında çıkıp bir şey yapacak gibi olsa çıkardı. O da hastalanmış. Geçen hafta hocam. Sana ya, başka bir şey geçir. söyleyeyim. Profesyonel futbolcu hastalanmaz da. E artık yani hocam ne yapacağım virüs girdiyse bedene. Çocuk boğaz enfeksiyonu geçirdi ya. Hangi vücutlar hastalığa yakalanırlar? Sen yani şurada milyon tane virüs var. Senin benim nefes aldığım yerde milyon tane virüs var. Kameramanların da bak ortada milyon tane virüs var. Vücudun zayıfsa virüs sahneye çıkıyor. Vücudun kuvvetliyse virüs sahneye çıkmıyor hocam. Hocam futbolcu Zayıf, sakatlanmaz, futbolcu hastalanmaz. Hocam hastalanmaz ya, sakatlanmaz ya iddia ediyorum ya. Ya bu iddia benim biraz şey gibi geliyor insanlara ama doğru. Ya kazandıkları paralara bakınca da aslında haksızsın şu diyemeyeceğim anda, yani. Şu anda yani bunlar kendine bakmaya mecburlar her şey Mecbur olan takım, vücudu kuvvetli olan adam hastalanmaz. Ha mesela Ronaldo grip Miros. oldu falan hiç hatırlamıyorum ya. Olmaz. yani Olmaz abi yani. Evet. Biraz tuhaf gelecek benim söylediklerim ama maalesef. Beşiktaş takım boyu açısından rakibini oranla iki kat uzun. Alanya Sporsa neredeyse tek çizgi halinde oynuyor. Hani dizilişler var ya hocam. Bak görüyor musun? Evet. 20 metrede oynuyorlar. Evet. 20 metrede şu anda bir datayı hocamla birlikte gördük de. Yani takım boyu en kısa takımlardan birisi Alanya. Ben iddia ediyorum bakın iddia ediyorum. Hocam gördün mü adamlar da yani herkes tek çizgi halinde oynuyor işte. Yekpare topun arkası. Ama oynuyor. en zor, en zor takım tipi. Evet çok acayip bir takım. Evet sayın seyirciler 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü var. Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek. Maç sonrasında birlikte olacağız. Sözü şimdi yeniden skorboarda bırakıyoruz.